Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım fonksiyonların 3. videosuyla devam ediyoruz. Notta kalmıştık. Bakalım neyin notuymuş bu? Kartezyen koordinat sisteminde verilen bir grafiğin. Kartezyen koordinat sistemi dediğimiz şey şu x-y ekseninin oluşturduğu bir koordinat düzlemi var ya arkadaşlar. O bir grafiğin bir f fonksiyonuna ait olabilmesi için x eksenine çizilen dikme doğrularının tümünün grafiği en çok bir noktada kesiyor olması lazım. Mesela şu şekilde x eksenine dik doğrular yani y eksenine paralel doğrular çektiğim takdirde gördüğünüz üzere bu doğrular bu grafiği en çok bir noktada kesti. Y eksenine dahil buna. Bakın gördüğünüz üzere bir noktada kesti. Ama ben şurada şu şekilde doğrular attığım takdirde daha fazla çizmeye gerek yok. Çünkü zaten fonksiyon grafiğini İkişer noktada kestiğini görüyoruz. O halde ben diyorum ki soldaki fx bir fonksiyon. Fakat sağdaki gx fonksiyon değil diyoruz arkadaşlar. Fonksiyon olma şartı bu. Grafiği inceleyerek bu fonksiyondur, bu değildir diye kararlar verebilirsin. Bir diğer notumuz. Fonksiyon grafiğinin x ekseni üzerine iz düşümü arkadaşlar. X ekseni üzerine iz düşümü dediğimiz bakın. Şurayı aldım. Bu noktanın iz düşümü şurası. Buranın iz düşümü burası. Burası, burası, burası. Daha sonra şuradan. Yani sevgili gençler, sonuna kadar götürürsek biz bu işlemi şu şekilde. Bakın neresiyle neresinin arası yaptı? A ile B'nin arası yaptı, değil mi? O halde diyorum ki ben bu AB arasındaki kapalı bölgeye ben diyeceğim ki fonksiyonun tanım kümesidir. Tanım kümesidir diyeceğiz. Y ekseni ne iz düşüm fonksiyonunda tabii ki görüntü kümesidir. Sadece gittiği değerleri gösterir. Görüntü kümesi diyeceğiz sevgili gençler. Bunu da grafik üzerinde nasıl anlarsınız? Şöyle aldınız şunu. Şu nokta şuraya iz düşüyor. Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Buradaki buraya, buradaki buraya, buraya, buraya. İz düşümlerini gösterdiğimiz takdirde buradaki CD aralığı da sevgili gençler bizim görüntü kümemizi oluşturur diyeceğiz. Siz de aynen bu şekilde bu boşlukları doldurun ve benim yaptığım gibi burada iz düşümleri gösterin arkadaşlar. Sağ üst tarafta ise fonksiyon grafiğinde y eksenine çizilen dikme doğrularının her biri fonksiyon grafiğini en çok bir noktada kesiyorsa o zaman f fonksiyonuna birebirdir deriz. Yani sen bu sefer az önce yanda x eksenine dikmeler indirdik ya. Şimdi y eksenine dik doğrular çizersek şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde paralel olacak ama. Burada gördüğünüz üzere en çok bir noktada kesiyor. Şu şekilde, şu şekilde. Tabii buna x eksenine dahil. Şurası, şurası. Bir noktada kestiği için birebirdir diyeceğiz bu fonksiyona biz. Buraya baktığımızda ise bak burası bir noktada kesti, bir noktada kesti, bir noktada kesti. Bak şuradan itibaren şurası iki noktada keser, artık geri kalanı üç noktada kesiyor. Şurası da bir noktada kestiğini görebiliriz. Ne dedik? En çok bir noktada kesiyoruz. Ama bak burada kaç tane noktada kesti? 1, 2, 3 ya da şurada 1, 2 tane noktada kestiğini görüyorsunuz. O halde bu birebir değildir dersiniz. Bunun ayrımını da grafik üzerinden bu şekilde yapıyoruz sevgili gençler. Şimdi 92. sayfamızda fonksiyonlarda grafikli sorulara bakacağız. Grafikli sorular zannettiğiniz gibi zor değil, gayet basit sorular oluyor sevgili gençler. Merak etmeyin. Fonksiyon grafiği verilmiş. FF0 artı FFF2 işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Tabii önce F0'ı bulacağız. X eksenindeki 0, Y ekseninde nereye gitmiş? Bakın 3'e gitmiş. O halde burası 3'tür. Şimdi bize ne lazım? F3. X eksenindeki 3, Y ekseninde bakın nereye gidiyor? Hop, eksi 1'e gitmiş. Demek ki burası eksi 1'miş. Geçtim sağ tarafa. F2 nereye gitmiş? Bakın 2 y ekseninde 0'a gitmiş. O halde burası 0. F0'a bakacağız. F0 3'e gittiğini biliyorduk. Demek ki burası 3. Ve F3'ün de eksi 1'e gittiğini biliyorduk. Demek ki burası da eksi 1. Yani eksi 1 ile eksi 1'in toplamı sorulmuş bize. Cevap eksi 2'dir diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Yine f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f fk eksi 1 eşittir 1 eşitliğini sağlayan k değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Öncelikle f'in içerisine ne yazmam gerekir ki sonucu 1 çıksın? 1 nerede sevgili gençler? Burada. 0 yazdığım takdirde
1'e gidiyormuş. Yani benim içerisinin artık 0 olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü f0 1. F0 1'e eşit. Burada da fk-1 1 ise demek ki fk-1 0 olacak. Şimdi elimizde şöyle bir durum var. fk-1 0. Şimdi fonksiyonu 0 yapan noktalara bakacağız. Fonksiyonu 0 yapan noktalar da şurasıdır, şurasıdır ve şurasıdır. X eksenini kesen yerler fonksiyonu 0 yapan değerlerdir. O halde k-1 dediğimiz içerideki ifade ya eksi 1'e eşittir, k-1 ya 2'ye eşittir ya da bu k-1 6'ya eşittir. Buradan k 0 gelir, buradan 3 gelir, buradan 7 gelir. K değerlerinin toplamı sorulmuştu. 0, 3, 7 daha toplayınca 10 yapar sevgili gençler. Cevabımız da bu olacaktır deriz. 92. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fx eşittir x eşitliğini sağlayan x'lerin çarpımı nedir diye sorulmuş. Öncelikle fx eşittir x dediğimiz fonksiyonun grafiğini bileceksiniz fonksiyonlarda. X eksenimiz, bu da y eksenimiz olmak üzere. Burası x, burada y ekseni, burası da 0'a 0. Orijinden geçecek şekilde ve 3. bölgeyle 1. bölgeyi 2 eşit parçaya ayıracak biçimde bir doğrudur bu. 45 dereceye 45 derece, yani 1 için 1'den, 2 için 2'den, 3 için 3'ten geçen bir fonksiyon grafiği. Ve sevgili gençler, fx eşittir x'tir. Hatta bunun ismine birinci açıortay da denir. Birinci açıortay doğrusu da denir sevgili gençler. Pekala, ikinci açıortay da mı var hocam? Var, o da şu. Buna da ikinci açıortay diyeceğiz. Bunun ismi de y eşittir eksi x olacak, haberiniz olsun. Biz şu an y eşittir x ile ilgileniyoruz. O halde y eşittir x'i bir çizelim. Şöyle yapacağız. Tam olarak sevgili gençler, tam şu köşe noktalarından geçen fonksiyon olacak. Ve gördüğünüz üzere 1 için 1'den, 2 için 2'den, 3 için 3'den, 4 için 4'ten ve 5 için 5'ten geçen fonksiyon dedik. Şimdi kalemimizin rengini değiştirelim. Şuradan şunu seçelim. Ve sevgili gençler, bu grafikler nerede kesişmiş? Burada, burada, burada ve burada kesiştiğine göre bunu sağlayan x değerlerinin çarpımı soruluyor. Hocam bunu nereden bulacağım? Bunu nereden bulacağım? Bunu nereden bulacağım? Bu kadar uğraşacağız mı? Tabii ki uğraşmayacaksın. Çünkü bunlar ne olursa olsun senin elinde bir tane sıfır var. Ve sıfır da sağlıyor sonuçta. Yani sıfır çarpı şuradakilerin ne olduğunu bilmiyorsun ama soru işareti, soru işareti, soru işareti dersen zaten bu sağlayan x değerlerinin çarpımı sıfır olacaktır. Bu yüzden de bu soruyu sormuş bulunuyoruz. Devam edelim bir diğer örnekte. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Buna göre 3 çarpı f-4 eksi 2 çarpı f3 bölü f0 değeri kaçtır diye sorulmuş. f-4. f-4 nereye gitmiş arkadaşlar? Şuna mı? Yoksa yukarı mı? İçi hangisi kapalıysa ona gitmiştir. Demek ki nereye gitmiş? 1'e. Burası 1 ise 3 kere 1'den bu kısım 3 gelecektir. Eksi. Şuraya bakalım, f3'e. 3 nereye gitmiş? Buna mı, buna mı? Kapalı olan burası olduğuna göre demek ki buraya gitmiş. Yani burası da eksi 1. 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. 1 eksi eksi 2, 1 artı 2'den 3 gelir. Üst taraf 3'müş. Bir de alt tarafa bakalım. F0 var. 0 nereye gitmiş? Bakınız burada hop 5'e gitmiş. Demek ki burası da 5 olacak. Cevabımız da 3 bölü 5 olacak diyebiliriz sevgili gençler. Böylelikle fonksiyonlar kısmını son sorusunda çözmüş oluyoruz. Yani bu haftaki son sayfamızı, son sorumuzu da bitirmiş bulunuyoruz. Umarım senin için yararlı bir video olmuştur. Valla elimden gelebildiğince açıklamaya çalıştım. Açık anlatmaya çalıştım. Yorulma istedim. Düzenli olsun, düzenli anlatayım istedim ki bu yüzden de gayet yavaş anlattım. İnşallah sevgili arkadaşım sen de anlamışsındır konuyu. Ve bu videolardan sonra fonksiyon senin kafanda en azından şekillenmiştir. En azından temeli atılmıştır. Eğer daha da iyi anlamak istiyorsan geçen sene anlattığım fonksiyonlar konu anlatımını dinleyebilirsin. Eğer bu tam olarak anlaşıldıysa bu videodaki sorular, geçen sene anlattığım fonksiyon sorularıyla beraber, fonksiyon konusuyla beraber o videoyu da izlersen tam olarak pekiştireceğini düşünüyorum. Arkasından da lütfen matematiğin ilacında ve sevgili gençler, TYT Soru Bankası'ndaki fonksiyonlar sorularını çözmeyi de unutma. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma. Sizleri seviyorum.